Evet. Ölüyorum açlıktan. Lan patates güzel ama. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor bunlar be? Sus sus. Çenesi sus. De düşük. Ha, tabii biz de ta aradık aradık burayı mı bulduk? Tabii şuna biraz tuz et. Tuz mu? Bir tane tuz var ama şeker midir, tuz mudur? Bir türlü ayırt edemedim. Şöyle ağzına. Elini ıslat. Ben baktım da. Baktım, bir de siz bakın. Tuz değil mi? Ha, ama çok tuz diyorsunuz. Bir de bunun üstüne şey olsaydı, ketçap. Ketçap da yok ya. Ben domates, ketçap falan yemem. Ha, sade yer. Saçları ağzıma geliyor. Ağzına gel. Bugün ne güzel bir gün geçirdik ya. Maşallah. Vallahi. Bayağı şaka maka yani şeyin sonuna geldik değil mi? Bir ay nasıl geçti ya değil mi? Amansız. Bir gün gibi. Ama efsane ağırlandık. VIP. Dünya jet seti gibi ağırlandık yani. İnşallah. Seneye yine devamı olur. Ya doğru. Bu sefer bizi tropikal adalara götürürler Bülent'im. He? Siz kendi başınıza nereye gidiyorsanız gelmeyecek. Aa, siz gelmeyecek misiniz? Ama neden? Hiç özlemez. Sizsiz olmaz. Aa, beni özlemeyecek mi? Yo, ben seninle konuşurum akşamları. Ne oldu kız, anlat bakayım. Banu ne yaptı? Öteki ne dedi? Yönetmen bilmem ne oldu? Biz alıştık artık beraber. Üç hanım. Bu üçlü asla ayrılamaz artık. Tabii. Dördüncüyü biliyorsun Bülent Hanım ne yaptı. Niye bizi erken bıraktı gitti onu anlamadım bir gün önce. Yani onun pek aslında sahnesi de yoktu. Yani en son işte bu vardı. Evet. Onu da... Cesaret edemedi herhalde. İnce ama sopa gibi olduğu için belki de bikini giymeyi cesaret edemedi. Yok canım oğlum, kalem gibi. Ne kalemi ya? Çok yani bir kalem gibi tamam da biz imreniyoruz kalem diye. Ya o kadar zayıflık da istemem yani. Ben imrenmiyorum. Benim böyle bir problemim yok, derdim yok. Hatta ben iftihar ediyorum. Öyle olsa onu durmadan yanımda taşır mıyım? Aynı anda mukayese veriyorum. Hiç benim öyle komplekslerim aynen falan yok. Hele benimkine çok kuru yani. Çok sıfır. Kuru. Ay ben sıfır biraz daha böyle ama biraz güzel daha... bacakları falan. Biraz daha böyle şey balık etti. Güzel kız maşallah. 40 bin kere. Kadın, ay ne kadın kıskanıyorsun oldu sen. Ay ben hiç kıskanmam. Ben hayatımda hiç kimseyi kıskanmam. Kızı kıskanmaya başladın. Ay, sen yine bu ama kıza 45'lik kız sen yani. De... Sen de nereden 45'lik olur mu? 45 daha? 45 yaşında. Ne 40'ı? 45. Ayrıca önemli değil yaş. Ay. Göründüğü yaş önemli değil mi? Ama mühim olan 45'te de öyle dipdiri kalabilmek de çok önemli evet, yani. Evet spor yapıyor pardon. Doğru. Ben ki bilmiyorum 40'ını 45'ini. Ay şunu ben vereyim senin şu gözünün önüne de ağzını ye. Çapkandan bir yere öldüm bittim. Ay seni. Ay ay sen ye sen ah. Sen yemeden yaşayamazsın bir dakika. Ha ne mi ne yapıyorsun? Ay hayır. Sen başımıza neler getirdin? Patates ye ye patates gibi unuttun zehirlendik zehirlendik. Ne patato sensin patates. Tabii gel. Canım. Ne yapacağım? Beni biraz. Aç ağzını. Aç. Aç ağzını. Tut da bir yemeği yet. Hadi. Oo kurtarıcım. Sen alırsın alırsın. İşte hadi böyle. İşte bana dokunursun meleğe böyle görürsün gününü. Vallahi öyle. Ne yaptın ya patates? Daha gelemedik mi çocuklar? Ay o tırnaklarımda girdi ağzıma. Kör pandemimde zaten hiçbir şey görmüyorum. O tırnaklar da girdi içime. İyi olmuş. Oh. Vamos. Zaten takamadım bir taksaydı. Tabii ya. Küçük dilini alırdım vallahi ağzımda. Sen şimdi güzel ellere kıskanma tırnakların girdi falan. Ne biçim laf öyle? Her şeyi kıskanıyorsun. Kabul et. Kabul et. Yani o güzelim ellere şimdi laf söyledim. Ya sen var ya. Sen var ya. Sen kendinle bir mi tutuyorsun beni? Ay 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 ay. Anneciğim, ruhum kıskan. Ay senin ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bülent Hanımcığım. Dua ediyorum.
Ya bunun şapkası beni öldürdü. Evet evet kıskandı. Ya, görüyor musun? Hiç kıskandı bebeğim ya. Kıskandı. Şapka, ne oldu? Göster şeylerini şöyle şöyle kıskandı. Ayol, gecenin bir vakti şey mi takılır? Şapka mı takılır? Ben anlamadım. Bak, ben Bülent Hanım'a. Ama kusura bakma. Ben Bülent Hanım'a. Ben Bülent Hanım'a. Yani dışarıdayız. Evet. Ama Bülent Hanım'a şıklık gösteriyorum. Ona mı şıklık mı öğreteceksin? Ha, estağfurullah. Şıklığın kitabını yazar. Yok tekmedeyiz kusura bakma takılır. Heh. Takılır mı? Ama gece oldu. Gece de takılır. Gecesi gündüz onu ben bilemem de yani takılır. Ben niye ayrıca takmadım? Ayrıca artist insanlar. Niye bana takmadın? Normal çok ayrıcalıklı bir şey sergilerler, bravo, durum sergilerler. Bravo. Kusura bakma sergilerler yani. Gerçekten bunu öğrendiniz mi hanımefendi? Ama benim bildiğim... Sen niye takmadın şapkanı? Ne bileyim bana böyle uçar diye bu rüzgardan uçar. O şeydi. Ama o taksaydı Bülent Hanımcığım bu lafları etmeyecek gibi. Hayır benim önümü kapatıyorsun da ondan. Ay ay ne olur sen gözük bebeğim. Sen maşallah bak. Ay parça şey. Fındık kurdu gibi. Safiyem. Bak ben var ya babam benim 96 yaşında vefat etti. Böyle yatardı bak 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 bak. Bak aynen böyle yatardı. Böyle yatar. Böyle kalkar. Şey kırışmasın diye. Asla yan yatmazdı. Buralarda hayatta izler yatan kalmasın diye. Ben... Töbeler töbesi o. Yastığım böyle içine kadar evet, ay, aynen böyle böyle. Hadi böyle. Aynen. Yok. Ben böyle yatıyorum, böyle mesela kaldım. Diyorum ki erken çekim oluyor ya. Efendim 8'de sette olmanız gerekiyor. Tabii liste veriliyor. Ondan sonra ben şimdi ya diyorum ki akşamdan aman ben şöyle mumya gibi yatayım. Ondan sonra hiç sağa sola dönmeyeyim. Sabah en azından makyaj derdim olmasın. Ha. Sen misin diyen. Ondan sonra biraz sonra o ertesi günü sabah bir kalkıyorum. Gözüm bir uğurda öteki b***m oturaşmaya. Bende de olduğu için ben geceden yıkıyorum evet. Çünkü ben de onu birkaç kez öyle denemeye kalkışıyorum olmuyor. Do you have the Kleenex tissue? Peçete Kleenex peçete. Kleenex tissue. Neydi o peçetenin adı? Kleenex tissue işte. Kleenex. Kleenex tissue. Ay sen bir yaşa ya. Tissue. Peçete peçete neydi peçetenin adı? Ben senin lisanla söyle belki anlayacağım. Ya peçete istedik. Sök. I don't know speak English, no. Ben İngilizce bilmiyorum ama peçete istiyorum beyefendi. Hani böyle döndürüyorsun ya. Ya bu adam... Ne döndürmesi ayol? Adam bir yere bizi peçete. Şey toslayacağız. Adam peçeteyi biri nasıl bıraksın dümeni şimdi? Peçete... neydi adı neydi onun? Tişu. Tişört. Tişu. Sen kalkıp alıp getirsen ya adam... Üşüyor diyor niye ya. Niye ben kalkıp getiririm sen yolun kenarındasın. Ama Bülent Hanım istedi sizden. O ister o bizim ama büyüğümüz. Ama yok şey belli yok herhalde. Yok el üstümüzde başımıza sürelim. Aa süremem yağlı. Ne yapalım bir şey değil. İnince... Denizin ortasındayız. Neyse. Ah ah var ya. Ben inince arabadan şey yaparım. Siz beni nasıl attınız Ganj'ın ortasına? Ben o suyu nasıl yuttum? O nasıl dibinde buldum? Ve sizin de ayağınız kayıp da birden düşmeniz, yemin ederim o merdiven var ya belinize gelebilirdi. Allah korudu çok büyük.
Ama burada epey kazalar oldu. Ben yani de bırak geçirdim. Gırgırı mırgırı. Çok. Allah korusun. Espriyi yani vallahi. Deniz Nehri çok tehlikeli. Çok kaygandı. Kaygan ben... ve şey varmış. Allah korudu. Yosunlar. Düşünebiliyor ben musun? Ben zaten onu gördüm. Bel kemiğimi vurduktan sonra belden aşağı mı tutmuyor? Allah korusun. Kaldık orada zaten. Geçmiş olsun. Ben zaten ya sen programı gibi düşünüyorsun. Beni düşüneceğine ya. Kaldık orada diyor. Orada. Mısın nesin? Kaldık. Bana dindiririm kafana. Kaldık orada. Evet kaldık ne oldu? Ama ben ne oldu? Lastikte boğuluyordum. Ne haber, haberin var değil mi? Evet. Bir de beni itti. Sen o lastiğin içinden ay, nasıl çıktın ben onu diyor. Anlamıyorum. Her gün beni itti diyor bana. Her gün onu anlatıyor Bülent. Evet. Beni itti onda diyor. Fikri sabit mi? Evet. Bitti. Aynı lafı söylüyor çünkü. Sen niye girmedin orada gülüp duruyorsun? Ama ben kaygan gördüm, girdim, ayaklarını soktum. O bıldırcınlarını soktu. Canım be, o var işine gelmediği zaman girmez anam. Hayır, hayır. Onun baktım kaygan. Bir şeysi hayır, bozulacak. Hayır, hayır, kaygan. Canım, sen giderken soktum. Ben geliyorum.